İftira attılar bana. Benim yapmadığım bir şey için küfür etti dediler. Okulun belli olduğu düşünüldü. Bunun Tonguç sayesinde yaptım. Tonguç izlemek her zaman daha da başarılı olmamı sağladı. Biraz zorluydu ama çalışınca oluyor. Ben PlayStation için. Kaçıncı sınıfsınız? 8. 9. 6. sınıfım. Şu an 5. sınıfa gidiyorum. 8. sınıfım. 6. Ben 9. sınıfım. 7. sınıfım. 11. 5. 8. Hazırlığım. 5. sınıfım. 8. sınıfım. 11. sınıfım. 5. sınıfım. 6. 11. sınıf. 6. sınıfa gidiyorum. Karnen nasıl? Karnen takdir aldım. Çok uğraştım onun için. Tabii ki Tonguç'tan da çok iyi yardımlar da aldım. Her zaman sınavlar öncesi izledim. İzlemek her zaman daha da başarılı olmamı sağladı. Çok iyi. Takdir aldım. Aynı zamanda LGS öğrencisiyim. Bu benim için çok güzel bir duygu. Hem karnemin iyi olması hem de LGS dönemimin iyi geçmesi. Benim için tabii ki çok mutlu. Teşekkür belgesi. Karneler nasıl peki? Takdir. Teşekkür. Çok iyi, takdir. It's been a long day. Takdir aldım, genel güzel. Birazcık kötü geldi ama ikinci dönem düzeltmeye çalışacağım. Çünkü LGS'ye adım adım yaklaşıyorum. Yani orta beklediğimden birazcık daha kötü ama takdir var. Karnem çok iyi, ben de takdir aldım. Tüm derslerim, iki ders hariç çok güzel geldi. Karnem güzel, evet takdir. Karnem takdir, çok iyiler. Güzel, takdir aldım. Benim karnem takdir, onun karnesi teşekkür. Ben normalde hep teşekkür alıyordum. Bu sefer bir yükselteyim dedim. Ortalamamı 91'e çıkarttım ve takdir aldım. Ben takdiri yarım puanla kaçırdım ama yine mutluyum. Güçlüyüz. Bence iyi. Önceki aran daha iyi. O yüzden mutluyum bu sene. İyi, takdir. Takdir aldım. İyi denebilecek kadar. Takdir aldım. İyi, takdir aldım. Yani karnem iyi, ortalamam 96'larda yani. Güzel, beklediğimden güzel. İlk dönemin nasıl geçti? İlk dönem yorucuydu ilk başta. Hani liseye geçtiğim için bir yoğun geldi ama çabaladım yani. Güzeldi. İlk dönem güzel geçti. Biraz okula başlamadan önce biraz stres yaptım. Kötü geçer her şeye alışamam diye. Ama çok güzel geçti, hemen alıştım. Ya biraz zordu İngilizce ağırlıklı olduğu için. Ama onun dışında güzeldi yani, çok sıkmadı. Öyle. Çok güzel ve zordu. Sabah kalkıyorum, okula gidiyorum, dönüyorum, ödev. Sabahtan akşama kadar ödev yapıyorum ama şeyini aldım, takdir aldım. İlk dönem güzel geçti. Arkadaşlarımla aram falan iyiydi bu dönem. Orta. Alışma zamanıydı, orta. Dersleri çalışmama rağmen kötü puanlar aldım. Ben çok eğlendim. Şahsen hani yeni sınıfım çok güzeldi bu sene. Arkadaşlarım iyiydi. Biraz konuşmuyorlardı sınıfta. Öne geçmek istiyordum ama kimse geçmedi arkaya. Onun dışında güzel bir sınıftı. Eğlenceli geçti aslında. Yani ikinci dönemin daha da eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Heyecanlıydı. Lise yıllarımın en güzel 11. sınıf diye geçecek diye düşünüyorum. Öyle de geçiyor. Umarım böyle güzel devam eder ikinci. Kolaydı. Hem sınav stresiyle birlikte Tonguç'tan çalıştım, kitaplarımla test çözdüm. Sonrasında hepsi bitince çok güzel notlar aldım. Biraz matematik zorladı ama olsun. Çok güzel geçti açıkçası. Arkadaşlarım falan iyiydi. Oyun oynadık, öyle geçirdim. Özellikle hani LGS çalıştığım için diğer sınıflara göre zordu ama bence çok eğlenceli ve verimli bir seneydi, dönemdi. Biraz zorluydu ama çalışınca oluyor. Heyecanlı, inişli çıkışlı. Yani çok garip bir dönemdi. Evet, yoğun da hem okul hem dershane. İkisi de yoğun diye işte. Peki en çok hangi derste zorlandınız? Matematik. Sosyal bilgiler. Türkçe ve matematik. Sosyalde zorlandım ben çok. Fizik. Fizik. En çok ben fen biliminde zorlandım. Bu sefer konular beni çok zorladı. Ben normalde en iyi derstim fen bilimiydi. Matematik. Matematikte ve sosyalde zorlandım. Zorlandığım hiçbir zaman olmadı. Çünkü Tonguç izlediğim zaman kendimi daha da güçlü hissettim. İngilizce. 20 ders gördüğümüz için biraz bayıyor. Aslında matematikte birinci yazılım kötüydü yani. Onda zorlanmıştım sadece. Benim matematik. Benim de matematikte. Benim dişler hep matematikte. Benim de matematik efendim. İnkılap dersi. Biyolojide çok zorlandım. Ama işte üstesinden geleceğim. Hani ortalamamı yüksek tutmaya çalışıyorum biyolojide özellikle. Fen bilimlerini çok yapamadım. Ben dersinde zorlandım. Ezber lazım. İşte yani toplama çıkarma lazım. Onları ezberlemem. Bunları ezber. Hepsi çok zor. Yani çok olmadı ama aralarından seçmem gerekirse Fransızca. Matematik. İngilizce ve matematik oldu. Ben Denizcilik Lisesi'nde okuyorum. Meslek derslerim gayet zorluydu. İkinci dönem daha iyi olacağını düşünüyorum. İngilizce hariç tüm notlarım çok iyi geldi. İngilizceye
İkinciden daha çok ağırlık vereceğim. LGS'de de yanlış yapmamaya çalışacağım. Semester tatilinde bir planın var mı? Derslerle alakalı çok planım yok da dışarı çıkmaya çalışacağım biraz. Yazacaksın. Evet, nefes alacağım artık. Daha çok soru çözmeyi planlıyorum. Daha iyi puanlar almayı düşünüyorum. Evet, ailemle anneannemin yanına gideceğiz. Sonra evde keyif yaparım. Kıbrıs'a gideceğim. Ya genelde dinlenmek ve arkadaşlarımla falan gezinmek. Yunanistan'a gideceğiz. Bir de eğer uygun olursa Avrupa'da bazı ülkelere gideceğiz. Köye gideceğim. Ben PlayStation alacağım. Şimdilik yok. Yani sanırım Uludağ'a gideceğiz. O kadar. Var. LGS'ye çalışmak, aynı zamanda da Ankara ve Nevşehir'e gitmek istiyoruz ailecek. Sınavlarımı daha iyi çalışıp bu notlarımı yükseltmeyi düşünüyorum. Eğlenmek, ders çalışmak ve oturmak. Arkadaşlarımla gezmeyi düşünüyorum. Telefona bakacağım, yatacağım. Evet, var. Mesela kitap okuyacağım ya da ödevlerimi bitireceğim. Biraz da ikinci döneme hazırlık, test çözeceğim. Arkadaşlarımla oyun oynamak ve ders çalışmak. Çünkü bayağı ders çalışırsam LGS'yi kazanabilirim diye. Ben ders çalışmayı planlıyorum. Daha çok soru çözmeyi planlıyorum. Netlerimi yükseltmeyi planlıyorum. Bir şey. Ben de yani aynı şey. LGS öğrencisiyim. Yapacağım. Ben de plan yapıp ders çalışacağım. Semester tatilinde ya konu açıklarımı kapatmayı düşünüyorum. Onun için çok böyle ekstrem bir planım yok. Ben sömestre tatili değil de zaten hemen şimdi bir planımız var. Hemen gideceğiz, biraz gezeceğiz, dolaşacağız. Benim var aslında. Ben köyü gitmeyi düşünüyorum. Trabzon'a gitmeyi düşünüyorum. Dershaneye gideceğim. Dershanemin olmadığı günlerde bayağı sık soru çözmeyi düşünüyorum. İlk önce bütün ödevlerimi bitirip güzel bir kafa dinlemek istiyorum. Ben Giresun'a gideceğim. Giresun'da güzel bir tatil yapacağım. Gezeceğim. Ondan sonra biraz ödevlerimi yapacağım. Biraz da rahatlayacağım. İlk dönemde başınıza ilginç bir olay geldi mi? İlginç bir olay şöyle yani ben... Çok düştüm, bazen de çok yükseldim. Çok yani psikolojik olarak da kötü bir dönemdi, o kadar. Evet, bir ara sahilin orada top oynuyorduk. Şaşırdım. Sonra topumuz denize kaçtı. Allah Allah! Teknede adamlar geçiyordu. Onlara söyledik topu verebilir misiniz diye. Vardık, onlar da bir tane ekip çağırdı, getirdiler topu. Sınava girmemiştim ve hocanın yanında girmiştim sınava. Hoca da ders çalışırken girmiştim. O birazcık benim için sorun olmuştu. İftira attılar bana. Benim yapmadığım bir şey için küfür etti dediler. Sonra peki kurtuldun mu? Kurtuldum. Ya, futbol turnuvasında çok kötü oynadık ilk kez. Değil ama artık sen de kendine toparla oğlum. O üzücüydü benim için. O kadar fazla şey geldi ki, örneğin mesela yere düştüm. Okulun belli olduğu düşünüldü. Bizim hocamız diğer çocuklar yüzünden bizi disipline gönderecekti. Biz zaten konuştuk. Yani onlar yüzünden biz disipline neden gidiyoruz diye söyledik. Ya bizim başımıza gelmedi yani. Arkadaşımızın başına geldi. Böyle birileriyle tartışmışlar, sonra müdürlük mü olmuşlar, öyle bir olaylar olmuştu da çok ilgilenmedik. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bu arada Tonguç'a selamlarla.